Vanal Aykası sayfa 239, mektup 198, Vezirzade Mustafa'nın fıkrasıdır. Üstadım, beş vakit namazdan sonra hakkı fazilanelerinize duacıyım, duanızı rica ediyorum. Mesleğine ve neşrettiğiniz risaluna karşı hissiyatımı dilinle beyan edemiyorum. Ben ümmiyim, sahir kardeşlerim gibi ifadeyi meram edemem. Fakat felillahil hamd. Kalp ve ruhum Risale-i Nur'un tesiratıyla intiba gelmişler. Yani Vezirzade Mustafa abi ümmi okuma yazması yok. Fakat ben diyor mektupla ifade edemiyorum. Ama kalp ve ruhum intiba geldi. Ama nereden anlayacaksın kalp ve ruhum intiba geldiğini? İşte bir parçası kalbimin intibanı rüyalarımla anlıyorum. İyi rüyalar görüyorsan elhamdülillah güzel alemin nurludur yani. Kötü rüyalar görüyorsa alemin nursuzdur. Bir şeyler sıkıntılar vardır. Çünkü alemin misal alemi şahadetten beslenir. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaza alemini ağır bir uyku alemi ve uyku alemini ise bir derece yakaza alemi görüyorum. Yani bu zaman diyor aslında uyanık alem aslında uyku alemi diyor. Herkes uyuyor maalesef. Aslında uyku mi diyor bir nevi uyanıklıktır diyor. Vezir Mustafa abi. Ne demek bu? Yani asır o kadar maneviyata karşı yabanileşmiş ki bilinci kapalı olduğu halde yoğun bakımda olmayan insanlar var hep. Dikkat edin. Buna bize de dahiliz yani. O kadar hakikaten uğraştığımıza rağmen gaflet o kadar bizi etkiliyor. Bilinç kapalı. Şuur yok. Uyuyor. Uykuda. Ama uyanık zannediyor kendisini. Allah şuur nasip etsin hepimize. Onun için sizi üstadıma karşı rüyalarımla size arz ediyorum. İşte bu rüyanın hülasası şudur ki bir camide sizinle beraber bulunuyoruz. Avlusunda bazı talebe arkadaşlarımla temizlik yapıyoruz. Bir otomobil zuhur etti. Mescidin yakınında duruyor. İçinde Resul-i Eklem aleyhissalatü vesselam bulunuyor. Sonra bir dere açıldı. Fasıla verdi. Tabirini siz üstadıma havale ediyorum. Yalnız ben bundan hissediyorum ki Resul-i vesselam sünnet-i senesini ihyaya çalışan ve neşeden lisan ı Nur Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın takdir ve tahsisine mahzar olmuş ki imdad-ı ruhani ile camimiz olan bu vilayete manevi teşrif etti. Fakat ehli i dalalet desiseleriyle sünnet-i seniye hizmetkarlarını müşteveş ediyorlar. Üstatlarıyla görüşmemek için maniler teşkil ediyorlar. Yani bu asırda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi dediğimiz başta hakik muhalefetullah değil mi? Tahkiki iman derslerini neşeden kim? risale olmuş. Özellikle 1920'li yıllarda dediğim gibi. Barla adeta bir mescid hükmüne geçmiş. Yani oradan alem-i İslam'a, başta Türkiye olmak üzere alem-i İslam'a olmuş? iman eğitimi verilmiş. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da bu noktada elhamdülillah buna çalışan neşeden Risale-i de imdad ı ruhaniyle ondan sonra rüya aleminde teşrif etmiş. İkinci rüyamın hülasası şudur ki bir mezaristanın nihayetlerinde kesnetli harmancıların buğday savurduğu. Ve ileride iki kapılı muhkem bir kal'a gibi yapılmış bir saray içinde Hz. Gavs-ı oturmuş gayet kalabalık insanlar varmış gördüm. Ziyaret ettim tabirini siz üstadıma havale edip fakat bundan hissediyorum ki Mezaristan geçmiş zamandır. O harmanlardaki kesretli buğdayları savuran bu zamandaki Risanur'un naşilleri ve talebeleridir ki ruhların manevi rızkını yetiştiriyorlar. Hakikat tanelerini evham ve hayalet samanlarından tasvir ediyorlar. Hani harmancıların böyle yaptığı şeyler vardı. Ben yalnızca gördüm yani şeyde televizyonda gördük yani belgeselde. Değil mi? Böyle atarlar havaya böyle. Kürek de atıyorlar değil mi? Ha böyle O, Ondan sonra o buğdaylar samanlardan ayrılıyor. Özü kalıyor herhalde. Şimdi aynen Risale-i hakikatleri da Kur'an'dan almış olduğu feyizle Kur'an'daki iman hakikatleri bizim de bu asırdaki insanların da bizlerin de hepimizin ne yapıyor? O imanın etrafını sarmış olan saman hükmündeki, çerçöp hükmündeki vesveselerden, beyinlerden temizliyor. Şüphelerden temizliyor. Yani böyle biz bu sayfaları böyle kardıkça, değil mi? Kürekledikçe şuurla beraber alemimizdeki bütün o vesveseler ve ondan sonra uçuşuyor gidiyor ve işin buğdayı hakikati kalmaya başlıyor. Bu talebelerin üstadının en mühim bir üstadı olan Hazreti Gavs-ı Geylani muhkem kal'a gibi bir sarayda oturduğunu ve onlara üstadlık ettiğini ve o etrafındaki kalabalıkta kendi fazla meşguliyeti ve kerameti gafsi ile ihsar ettiği Risale-i talebelerine karşı himmet ve duasıyla fazla meşgul olduğunu fehmediyorum diyor ümmi talebeniz Mustafa abi. Yani ümmiliğin bir manası da neydi? Okur yazar olmak haricinde bir de fıtratın bozulmamasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Okuma yazması yoktur. Aynı zamanda fıtratı da bozulmamıştır. Ümmilik okur yazarlık olmamakla beraber Ahir zamanda veyahut da bulunmuş olduğu asrın günahlarından kendini çeken kişi de ümmidir. Yani biz mesela telefonlardan, bu meşguliyetten kendimizi çektiğimiz nispetle biz de ümmileşme moduna girmiş oluruz. Yani safileşme moduna girmiş oluruz.